or kind to me. Evet değerli arkadaşlar, özellikle civciv yetiştirirken dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi civcivlerin solukları. En büyük ölümler bu solukların yüzünden oluşuyor. Hayvanlar ıslanırlarsa geldiğinizde ölü olarak bulabiliyorsunuz. Çünkü bu kazlar, maskazı yavrularını görüyorsunuz. Yaklaşık bir haftalık civcivler. Bakın hayvanlar suyun içine doğru basıyor, üstüne oturabiliyor. Ve bir diğeri gelen onun üzerine doğru direkt çıkabiliyor. Biz de özellikle sulukların iç kısımlarına şu görmüş olduğunuz çakıl taşlarıyla dolduruyoruz. Bu çok hayati bir şey. Çoğumuzun hiç önemsemediği bir şeydir. Ama buradan ıslanan hayvan kesinlikle ölür. Arkadaşlar şu anda ben buradayım diye yığıldılar, korktular. Geçin bakayım öteki tarafa. Geç. Geç bu tarafa. Oraya yığılma. Evet, görmüş olduğunuz bu su taşlar içmesi onlar için oldukça zor gibi gözükse de asla ıslanmalarına daha doğrusu müsaade etmiyor. Bu nedenle hayat kurtarıyor. Bakın mesela önden gelen arkadakine bastırıyor. O da onun üstünde devriliyor. Gördüğünüz gibi bu tür hareketler kazlarda özellikle çok fazla. Mutlaka bu tür durumlarda taş koyarsanız ıslanmalarını önlersiniz. Şekilde gördüğü gibi bir ayağı içeride örneğin. Sonra geceliğin ben buradan uzaklaştığım an üstüne yatıyor. Bir diğeri gelip onun üstüne çıkıyor. Derken hayvanınızı her geldiğinizde ölmüş olarak buluyorsunuz. Şimdi bu suya şöyle iyice yakınlaştırdığımda aradan zar zor içiyorlar. Susuz kalmıyorlar. Susuz kaldığını sakın düşünmeyin. Zor içsinler ama üzerleri ıslanmasın. Bu çok değerli bir şey. Ciddi bir sırdır. Bundan dolayı çok ciddi ölümler yaşarsınız. Şu küçücük çakıl taşı aslında civcivlerinizin ölümüne, ölmemesine ya da diyeyim çok ciddi manada destek olur. Mutlaka suluklarınızın içine bu taşlardan koyunuz. Ampul olarak da böyle ısıtıcılar koyuyoruz, ısıtıcı ampuller. Normal sarı ampullerde kullanıyoruz ama özellikle ilk bir haftada bu ampuller bulundukları bölgeye çok ciddi bir şey veriyor. Bakın sıcaktan mayışmış, o ölmüş bir hayvan değil. Tamamen mayışmış altında. İsterseniz göstereyim. Alo, ne yapıyorsun hemşerim? Ah, pardon. Kalksana hemşerim. Kalk. Mayıştın mı? Çok mu küçüksün? Evet, o birazcık geç doğum oldu. O yüzden daha kendine gelemedi. Bunlar bir haftalık ama o sanırım bir iki günlük. Biraz da erkenden aldık onu. Evet. O taşların arasından suları, ihtiyaç olan suyu zor alıyorlar gibi gözüküyor. Ama zor olsun, ölüm olmasın. Bu kafeste hiç ölüm çok şükür yaşamıyoruz arkadaşlar. Sebebi bu. İnşallah işinize yarar. Sizler de aynısını yapın derim.